Özellikle bütün katılımcılardan, sevgili meslektaşlarımdan maalesef böyle siyah bir ekrana konuştuğum için özür dilemek istiyorum. Sizlerle birlikte Ankara'da olmayı çok isterdim. Canan'ın açıkladığı gibi ama 2,5 sene dayanmıştım. Bu son furyada ve şu anda gerçekten bir furya var. Bunu da tescil edebilirim. Biz bütün ailede aynı şekilde hastalık var çünkü. Son dalgada ben de yakalandım. O yüzden sizlerle olamıyorum. Sesim düzeldi gibi. Arada birazcık öksürebilirim. Beni mazur görmenizi rica edeceğim. Öncelikle tabii bir özür daha dilemem lazım. Şimdi bütün dünkü ve bu sabahki tartışmalarınıza katılamadığım için korkum şu ki çok büyük ölçüde tekrar edeceğim sizlerin zaten yapmış olduğu tespitleri. Bu konuda da mazur görmenizi rica ederim ama belki bir hukukçu gözüyle birkaç farklı yeni bir şey söyleme imkanı olabilir diye ümit etmek istiyorum. Şimdi bir yüksek öğretim yasasının düzenlenmesi çok çetrefilli bir soru. Yani soru aslında çok basit. Neyi düzenlemeli, neyi düzenlememeli? Ama ne şekilde bu düzenlemenin yapılacağı aslında hukuki açıdan bakıldığında çok ciddi ölçüde hangi devlette bulunduğunuza, hangi toplum içinde olduğunuza, üniversitelerinizin tarihinin nasıl gelişmiş olduğuna bağlı olarak da belirleniyor. Dolayısıyla hukukta bizim özellikle kuruluş yıllarımızda hepiniz bilirsiniz çok yaptığımız gibi bir yerden bir yasayı alalım, tercüme edelim, biz de uygulayalım tarzı bir şeyi burada yapmak çok da kolay değil. O açıdan mukayeseli belli bazı araştırmalar da yaptım ama eninde sonunda dönüp dolaşıp dedim ki ya Türkiye'nin gerçekleri hiçbiriyle tam olarak örtüşmüyor. O yüzden de bu ihtiyaçlara cevap verecek bir yasayla çalışmak sanki daha uygun. 2547 sayılı yasayı hepimiz biliyoruz zaten hayatımızın bir parçası. Bu yasanın artık bu şekilde düzelebileceğini ben düşünmüyorum. Bir yüksek öğretim çerçeve yasası kesinlikle lazım. Ama yeniden böyle bir yasayı kaleme almak sanki daha uygun gibi gözüküyor. Şimdi böyle bir yasayı kaleme alırken aslında bütün yasaları kaleme alırken bizim hep düşündüğümüz temel öncelikle birkaç soru vardır. Onlardan ilki, pardon şurada, evet. Bunlardan ilki aslında menfaat çatışmalarını doğru tespit etmektir. Yani interest conflict biraz daha o menfaat kavramı çok olumlu bir konotasyonu yok ama kastettiğimi tahmin ediyorum, anlayabiliyorsunuz. Kimlerdir bileşenler ve bunların ne gibi menfaatleri örtüşen ve işte daha da önemlisi çatışan menfaatleri vardır. Bunları tespit edip o çerçevede bir yasa hazırlamak her zaman için daha doğru bir sonuç verecektir diye düşünüyorum. Şimdi en önemli menfaat çatışmamız tabii ki başlık olarak demokrasi sorunsalı altında toplanabilir diye düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz zaten Türkiye'nin aslında en önemli sorunlarından bir tanesi. Ama dünyada da aynı şekilde son 20 yılda hep vardı ama son 20 yılda artık artan oranda demokrasinin çok önemli bir paylaşımı üniversiteler olduğunu görüyoruz. Aslında biz yasama, yürütme, yargı deriz. Ondan sonra işte dördüncü erk olarak basını katmıştık. Üniversitelerin de bir beşinci olarak katılması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü aşikar üniversiteler bilgi üretiyorlar, bilim üretiyorlar. Bilgi iktidar demek. İktidar ile çelişiyorsunuz, çatışıyorsunuz demek. Yani her hükümet açısından aynı şey. A diyorsunuz, üniversite size hayır A değil B diyor. Dolayısıyla aklınıza gelebilecek her alanda, şimdi mesela çok yakın dönemlerde işte Covid politikasından tutun, Kanal İstanbul üzerinden sürdürülebilir kalkınmanın nasıl olacağı, enflasyon değerlerinin gerçekten ne olduğuna kadar her noktada aslında üniversitelerde hükümetlerin söylediklerinin aksine bilgiler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla da bunların susturulmak istenmesi, kısıtlanmak istenmesi, zapturapt altına alınmak istenmesi, tarihi dediğim gibi çok yeni değil. Türkiye'de hele özellikle her zaman için bu sorunu yaşadık. 1980'lerin 1402'lik yasalarını düşünelim mesela. Ama çok ilginçtir ki gelişmiş dediğimiz ülkelerde bile aslında bugün aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla birinci büyük menfaat çatışması tam da bu. Yani devletin, hükümetin diyeceğim daha çok kendisini bu alanda sınırlayabilmesi, kendisine alternatif bir otoritenin, tabii ki bu ancak demokratik bir toplumda işte yargısıyla, basınıyla vesaire bütün o özgürlük alanını yaratırsanız doğal olarak üniversitede de olacaktır. Bu karşıt otoriteyi kabul edebilmesi ve tam tersine aslında buradan alacağı bilgiyle, bilgi birikiminden faydalanarak tam kendi yönetimini pekiştirmesi beklenir. Dolayısıyla bu çıkar çatışmasının, menfaat çatışmasının düzenlenmesi lazım.
Ama şimdi hemen bu noktada aslında Türkiye'nin bir diğer gerçeği geliyor. O da sadece ve sadece devlet ve üniversiteler arasında bir çatışma yok. Vakıf üniversitesi diye olduğumuz var Türkiye'de. Dolayısıyla vakıf üniversitesine baktığımız zaman aynı tarzda bir demokrasi küçük ölçekte mücadelesini siz vakfın kurucusuna karşı veriyorsunuz. Yani o vakfın bir işte kurucu ayrı bir vakfı var. Aslında bakıldığında yapı bir şirket üniversitesi değil. Çok Türkiye'de getirilmeye çalışıldı. Hatta belki ilk çıkış noktası buydu. Sonra olmadı. Vakıf üniversitesi diyoruz o yüzden. Bir kamu tüzel kişiliği bu üniversitelerin de söz konusu. Ama buna rağmen gerçek şu ki bir vakıf kurucusu var. Oraya o belirli meblağı koymuş olan kişiler var. Üzerinden yüzlerce yıl geçmiş olsa mesela bir Harvard'ı düşünün. O zaman belki bu artık bu kadar bir sorun olmaktan çıkabilir. Ama şu an açısından hala bu vakfın kurucu otoritesiyle o üniversite arasında çok ciddi bir yine demokrasi mücadelesi var. Neden? Bütün kurullarının atanması, rektörünün belirlenmesi, programların açılması, kapanması, öğretim üyelerinin hakları, öğrencilerden alacak ücretler. Dolayısıyla sadece ve sadece bir devlet üniversite olarak değil, vakıf üniversitelerindeki bu kendi içindeki o dinamiklere de cevap verecek veya bunları düşünecek, bunları düzenlemeyi düşünecek bir yasaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. İkinci olarak aynı şekilde yine bir menfaat çatışması yaşadığımız rekabet sorunsalı. Ne açıdan bir rekabet sorunsalımız var? Devletten birincisi kaynak aktarımı konusunda. Devletten bugüne kadar aslında devlet üniversitelerine nasıl tam olarak kaynak aktarıldığı konusunda sabit somut kriterlerimiz yok. Hiçbir yerde yazmıyor bunlar doğru dürüst. Birinci yönteme bakacak olursanız genelde de uygulanan devlet üniversitelerine devletin katkı verdiği sistemlerde önceki yılda var olan bütçenin devam ettirilmesidir. Yani önceki yılda ne harcamalar yapılmışsa ona göre işte enflasyonist bir ortamda yaşıyorsunuz Türkiye gibi onun uyarlanmış haliyle bir bütçe çıkarılmasıdır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan bir orta vadeli programımız var. Geçen sene 2022-24 için. Bakarsanız listeler halinde görüyorsunuz üniversitelere verilecek olan meblağları, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderlerinin toplamına göre belirliyor. Dolayısıyla yüz yönetim, SGK giderleri vesaire bunlar da geliyor. Onlarla beraber şu ana kadar harcadıklarını tekrar veriyorum diyor. İkinci uygulanabilecek olan bir yöntem üniversitenizdeki öğrenci sayısı, metrekare sayınız gibi daha böyle bir formüle bağlı olarak bir katkı sağlanması. Ama bu iki yöntemde de klasik diyebileceğimiz bu iki yöntemde de hiçbir şekilde aslında dikkate alınmayan olguyu görüyorsunuz. O da çıktı analizi. Yani acaba bu üniversite verilen paralarla tam olarak ne yaptı? Öğrenci mezuniyetleri ne düzeydedir? Yani çıktı analizinde iki boyutu var. Bir öğrenci olarak gerçekten eğitim boyutu, eğitimde ne gibi bir verim alınabildi? İkincisi de tabii ki araştırma boyutu. Araştırma ne ölçüde yapıldı gerçekten bu üniversitede? Yani bu kadar paralar veriliyor ama acaba bunun karşılığında ne alınabiliyor? Dolayısıyla Türkiye'de bir ne veriliyor para olarak sorunumuz açık kalıyor. Artı o verilen paranın da takip edilmemesi gibi sorunumuz var. Şimdi para verilmesi dediğimiz zaman devlet üniversitesinden bahsettiğimizde açıktır ki yeni devlet üniversitesinin kurulması da mesela çok Türkiye'ye özgü bir sorun. Başka bizim gibi herhalde gelişmekte olan ülkelerde de aynı sorun yaşanıyordur. Bakacak olursanız 2002'den beri Türkiye'de 77 tane yeni devlet üniversitesi kurulmuş. Sadece devletler, vakıflar tahmin ediyorsunuz. 77 tane yeni üniversite 20 sene içinde bunun 77 kez yeni kaynakla kurulmadığını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey aslında var olan üniversite kaynaklarını gittikçe daha fazla bölerek yeni kurulan o üniversitelere de aktarıyor olmak. Çünkü sürekli tekrar ediyorum yeni bir kaynak söz konusu değil. Ama bir üniversitenin kurulması yani var olan üniversitelere bir rakip çıkması ne zaman gerçekten bir ihtiyaçtır? Hangi kriterlere göre denetlenir? Buna ilişkin olarak yine elimizde hiçbir veri yok. Mesela sloganımız işte her şehre bir üniversite şeklinde. Neden ama her şehrin bir üniversitesi olması lazım? Almanya'da bile her şehrin bir üniversitesi yok. Dolayısıyla buna ilişkin hiçbir açıklamamız olmaksızın devlet kaynaklarını
üniversiteler arasında bir türlü keyfe, keder paylaştırıyoruz. Şimdi ikinci sorunumuz, yine burada da vakıf olarak düşünmek istiyorum. Vakıfla devlet ilişkisi. Çünkü aslında vakıf üniversitelerini kurarken yapıda mantığımız şuydu. Devletten kaynak aktarma olmaksızın kendi kendine bu üniversitelerin aslında kaynak yaratması, o kaynaklarla idame ettirilebilir bir üniversite yapısı sunması. Bu şekliyle aslında neredeyse hiçbir zaman olmadı. Yani vakıf üniversitelerine yine devletten ciddi bir kaynak aktı. Nasıl aktı? Genelde arazi tahsis edilmesi suretiyle oldu. Bazı araziler tamamıyla kamulaştırılarak o üniversitenin mülkiyetine geçirildi. Bazıları sadece kullandırıldı. İşte karşılığında herhangi bir kira vesaire geliri alınmaksızın yapıldı bu. Ama şimdi burada da çok ciddi bir soru var. Hangi üniversiteye, hangi kriterlere dayanarak bu kamusal kaynaklar aktarıldı? Hiçbir açıklaması yok bunun aslına bakacak olursanız. Bu o derecede aynı zamanda keyfilik içinde sürdürüldü ki bir baskı aracına da dönüşebildi geri geldiğinde. Yani bir üniversitenin kaynaklarının bir anda geri alınması şeklinde. Size burayı vermiştik ama artık burayı değil, onun yerine şurada buyurun üniversiteyi tamamıyla şehir dışında veya hatta başka bir şehirde bir kaynak aktarıyoruz. Oraya gidebilirsiniz şeklinde bir damokles kılıcı, bir baskı aracına dönüşebildi. Dolayısıyla burada da hiçbir şekilde bir saydamlık söz konusu olmadı ama olması gerektiği konusunda tahmin ediyorum hepimiz hemfikiriz. Bir diğer rekabet sorunsalı, kıt kaynaklar için hep beraber bütün üniversiteler mücadele ediyoruz çünkü. Bu kıt kaynakların bir grubu da nedir? Öğrenciler. Dolayısıyla kontenjan belirlenmesi Türkiye için bakıldığında son derece büyük bir öneme sahip. Öğrenci sayılarına göre devlet kaynaklarını aktardığımız her sistemde aslında son derece büyük öneme sahip. Dolayısıyla öğrenci sayılarının belirlenmesi, YÖK belirliyor, neye göre belirliyor bilmiyoruz. Yani bu sadece lisans öğrenci alımında değil biliyorsunuz. Yüksek lisans öğrenci alımında, doktora alımında yine aynı şekilde var. Neden? Çünkü programı açmıyor mesela. Yok. Size onay vermiyor. Yüksek lisans programınızı kapatıyorum ceza olarak diyor. Doktora programınızı kapatıyorum diyor. Dolayısıyla bir vakıf üniversitesi açısından özellikle tuition-based bir üniversiteyseniz, yani bu öğrencilerin verdiği harçlar üzerinden büyük bir gelir kaynağınız, asıl gelir kaynağınız ise o zaman burayı kıstığınız anda yeni bir baskı aracına dönüşebiliyor burası. O açıdan bakıldığında burada da çok ciddi bir şekilde saydam objektif kriterlerin ortaya konulması ihtiyacı gözüküyor. Bir diğer rekabet sorunu genel olarak vakıf üniversitelerinin rekabeti diyeceğim. Şimdi bu aslında Canan demin açılışta söyledi, benim arka planım. Mesela bir Emrah Oderki'de anayasa hukukçusu değilim, idare hukukçusu da değilim. Tam tersi bir özel hukukçuyum ben. O yüzden de belki böyle bir rekabet terminolojisiyle geliyor olmam da şaşırtıcı. Ama yıllar yıldır Bilim Akademisi'nde bu akademik özgürlükler raporlarıyla uğraştığım için benim için de gerçekten çok ilgi duydum, merak sardım alanlardan biri oldu. Ama burada özellikle bir özel hukukçu olarak konuşmak istiyorum. Şimdi düşününüz ki öyle bir pazardayız ki biz, her pazardan farklı olarak bir denetim neredeyse hiç uygulanmıyor. Yani siz bir vakıf üniversitesi olarak çıkıp ben şunları bunları yapıyorum, şunları bunları sunuyorum size deyip aslında hiçbirini sunmayabilirsiniz. Ama normalde bir şirket bunu yaptığı zaman hakkında birileri hemen rakipler haksız rekabet davası açarken bu pazarda tırnak içinde hiçbir şey yok. Alıcısı kim bu pazarın? Eğitim almak isteyen öğrenciler. Çok ciddi yüklü meblağlar ödüyorlar diye düşünün. Ama karşılığında aldıkları hizmete dair ne bir çıktı kontrolü ne de onları o sisteme dahil ederken aslında dikkate alabilecekleri bir kriterler sunuyoruz kendilerine. Diyoruz ki sadece geçen sene bu üniversite sınavında şu taban puanla aldı. İşte bir iki daha yüksek tabanla aldı. Bu şimdi bir üniversitenin diğerine nazaran illa daha iyi olduğunu mu gösterir? Değil tabii ki. Reklamı düşünün. Şimdi tekrar mesela değil mi? Üniversite giriş dönemine geliyoruz. Gelecek olan reklamları. Bununla ilgili olarak da bir veri daha vereceğim size. Dolayısıyla Türkiye'de mesela vakıf üniversiteleriyle akdedilen sözleşmelerin acaba bir tüketici sözleşmesi olup olmadığı Yargıtay'ın önüne kadar geldi.
uyuşmazlık mahkemelerinin önüne kadar geldi. Yani tüketici olarak eğitim alan bu öğrencilerin korunması gerekir mi? Neden? Çünkü bir şey vaat ediyorsunuz, arkası boş çıkıyor. Şimdi burada tabii çok farklı bakış açıları savunabilirsiniz. Amerika'yı mesela birçoğumuz biliyoruz. Amerika'da sadece vakıf üniversitesi tipi değil, şirket yani for profit üniversiteler de var. İşte Amerikan başkanı üniversiteleri malum zaten. Dolayısıyla bunu hiç düzenlemiyorum veya bunu serbest bırakıyorum. Piyasada işte insanlar gider borç harç bu üniversitelerde okurlar. Ondan sonra da hiçbir işe yaramayan diplomalarıyla kala kalırlar da diyebilirsiniz. Ama yasa koyucu olarak en azından bu konuda bilinçli olmak lazım. Yani ben bunu nasıl düzenlemek istiyorum? Düzenleyeceksen yüksek öğretimle ilgili olarak bir çerçeve yasa bunun yeri olmak gerekir. Son olarak tabii çıktı kontrolü sorumsalı. Yani hepsi birazcık birbirine bağlanıyor. Çıktı kontrolü dediğimiz zaman aslında hem devlet üniversiteleri açısından hem vakıf üniversiteleri açısından Türkiye'de en az yapılan şey. Yani bir üniversitenin akredite edilmesi, bir bölümün akredite edilmesi gerekliliği bu anlamda yok. Bunu bazı üniversiteler kendi güvenenler, bölümler yapıyorlar. Ama prensip itibarla bir üniversitenin kurulması sürecinden tutun, bütün ömrü boyunca bir denetlenmesi, akademik olarak ne yaptığı, öğrencilerle ilgili olarak ne yaptığı konusunda bir denetime tabi tutulması Türkiye'nin bugüne kadarki mantığında maalesef olmadı. Bir iki tane yine veri vermek istiyorum size. YÖK'ün 2019 Vakıf Üniversiteleri raporunda şu tespiti yapmışlar. Deminkine de bağlanacak dediğim. 2017-18 eğitim öğretim yılında yapılan tanıtım ve reklam harcamalarına vakıf üniversitelerinin bakıldığında ortancasının kendi terimi 1.966.000 TL olduğu görülmektedir. Bu rakam kütüphaneye yapılan harcamaların ortancasıyla kıyaslandığında yaklaşık 6 katıdır. Yani bir üniversite, vakıf üniversitesi düşünün, ortalama kütüphanesini yaptığı masrafın 6 katını reklam için harcamaya yapıyor. Bunun üzerine zaten takip etmişsinizdir belki. Yüksek Öğretim Kurumu da dedi ki öğrenci gelirlerinin %1'inden fazlasını reklamlara artık harcayamazsınız vakıf üniversiteleri olarak. Bir nebze o piyasayı biraz düzenleyebilmek için. Yine bir başka örnek vermek istiyorum. Çok yakın tarihte, çok gerçekten dikkatimi çekti. 14 Mayıs'ta düzenlenen Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları'nın hukuki statüsü çalıştayında burada DHA'nın verdiği bilgiyi aktarıyorum. Doğru olduğunu düşünmek isterim. Yani vahim, belki de yanlış olduğunu düşünmek isterim, bilemedim. Diyor ki bir rektörümüz, isim vermeyeceğim, mühendislik fakültesi bölümlerinde asgari 7 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi şartı getirildiğini belirten Profesör Doktor X, Türkiye genelinde mühendislik fakültelerinin kontenjanlarının düştüğünü, bu nedenle 4 öğretim üyesinin yeterli olacağı görüşünü dile getirdi. Zaman zaman idarenin takdir yetkisini hiçe indirecek şekilde uygulamaları olduğuna, yani vakıf üniversitelerinin idarelerinin, Profesör X bunun da üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin yeni ufuklara yelken açmasına engel olduğunu bildirdi. Şimdi bunu okuduğunuzda acaba doğru mu anladım diye düşünüyorsunuz. 4 tane öğretim üyesi istiyorum ben bütün bir mühendislik eğitimini vermek için. YÖK'ün getirdiği 7 öğretim üyesi kriteri bile tartışılır. Ve bunun dahi altına inmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir eğitim üniversitesi değil, bırakın. Bir bilim üniversitesi, bilim üreten bir üniversite, araştırma üniversitesi değil. Bir eğitim kurumu bile değil demek lazım artık eğer siz bu bakış açısıyla yaklaşıyorsanız. Dolayısıyla son derece ciddi bir çatışma odağı da burada ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bu çatışan menfaatleri bir yüksek öğretim çerçeve kanunu diyeceğim ben. Tabii ki bir sürü çünkü onu bundan sonra somutlaştıracak kanuna ihtiyacınız var. İçinde düzenlemek kolay değil, düşünülebilir. Devlet üniversiteleriyle vakıf üniversitelerinin ayrı ayrı sorunlarının olduğunu da unutmamak gerekiyor demek ki. Bunu da bu çerçeve kanunu içinde ayrı bölümlerde yapabilirsiniz. Ayrı kanunlarda yapabilirsiniz. Bu tamamıyla keyfe eder ama ikisinin örtüşen ama örtüşmeyen, heterojen belli bazı menfaat çatışmaları olduğunu da görmekte fayda var. Bu kanuna dair ama içeriğine ilişkin bir şeyleri söylemeye çalışmadan önce bir temel kararı da yine aynı şekilde yasa koyucunun vermesi lazım. O da acaba üniversiteler arasında bir ayrıştırmaya gitmek doğru mudur?
Özellikle Türkiye gerçeğinde. Yani özellikle işte son 20 yılda 77 yeni devlet üniversitesi kurmuşken toplamda 131 devlet, 78 tane vakıf üniversitemiz varken bunların hepsini aynı kefeye atmak acaba doğru mudur diye düşünüyorum. YÖK'ün hazırlamış olduğu 2021 Vakıf Üniversiteleri raporunda üniversitelerin arasındaki makası göstermek açısından araştırma, iç kaynaklı araştırma proje harcaması 32 milyon Türk lirası bütçe olan bir kurum var. Ama aynı zamanda 250 bin Türk lirası olan bir kurum da var. Adları ikisinin de üniversite bunları. Dolayısıyla bu tarzda tamamıyla birbirinden kopuk aslında yapıları bir tek isim altında birleştirmek bugün için bence çok sorgulanabilir bir şey. Nasıl ayrımlar yapılabilir? Mesela araştırma üniversitesi, eğitim üniversitesi şeklinde bir ayrım yapabilirsiniz. Gelişmiş üniversite, gelişmekte olan üniversite diye bir ayrım yapabilirsiniz. Yeni kurulmuş olan devletleri düşünerek. Üniversite, yüksek okul tarzında bir ayrıştırma yapabilirsiniz. Ama hepsini aynı kefeye atmak bana doğru gözükmüyor. Şimdi hukukçuyum, tabii hukuk güvenliği diye bir şey var. Oturup da bugünden yarına ben seni artık yüksek okul adlandırıyorum, üniversite değilsin diyemezsiniz tabii ki. Ama sanki mantıklı gözüken burada birazdan üzerinde duracağım bir akreditasyon kurulu gibi bağımsız bir değerlendirme kurulu oluşturabiliyorsak eğer bu kurulun bir geçiş dönemi sonucunda üniversiteleri yavaş yavaş belli kategorilere ayırmaya başlaması olabilir. Bunu bir kenara bu şekilde yazıp daha sonra tekrar üzerinde durmak isterim. Şimdi bir yüksek öğretim çerçeve yasasında ne gibi hususlar olması gerekir? Tabii ki en önemlileri anca değinebilirim bu kadar kısa bir süre içinde. Benim kafamda tasarladığım bir çerçeve yasasının bir genel bölümü vardır. Devlet ve vakıf üniversitelerine birlikte uygulanır. Sonra devlet, sonra vakıf olarak ayrılabiliriz. Bir, hiç kuşkusuz genel ilkeler. Yani genel ilkeler ne açıdan önemli bizim için işte anayasanın da ilgili hükmünde değiştiğini düşünecek olursak, üniversitenin ne işe yaradığını aktaracak olan ve beklentimizi aktaracak olan bölüm. Demokratik, layık, eşitlikçi, her türlü ayrımcılıktan uzak, özerk, tüzel kişiliğe sahip üniversite için evet ama fakülte için muhakkak 1980 darbesi sonrası maalesef kaldırıldı. Kolejyal karar alma süreçleri, hesap verilebilirlik, saydam ve denetlenebilir bir bütçe, saydam ve denetlenebilir kaynak tahsisi olacak çok pardon, kararları. Dolayısıyla bununla ilgili yani devletin de kendini bağladığı bir bölümden bahsediyoruz. Şimdi özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Devlet ve vakıf üniversiteleri için birlikte. Bu mesela tartışılabilir. Bence bir dizi kuralın vakıf üniversiteleri açısından da aynı şekilde uygulanması lazım. Madem ki bunlar şirket üniversiteleri değil, madem ki for profit değil, non profit bir yapıdan bahsediyoruz. Türkiye'de bu maalesef uygulamasında çok sık for profit gibi uygulanıyor. Dolayısıyla bunu o zaman non profit olacak ve gerçekten bir kamu tüzelcisi diğer üniversiteyle aynı eş yapıda ve eş ilkelere bağlı olacak şekilde düzenlemek daha doğru derdim. Muhakkak olması gereken nokta hepimiz herhalde mutabıkız yüksek öğretim üst kuruluşları hangileridir? Şimdi bunun adını YÖK koyarsınız. Bence koymamak daha doğru olabilir. Çünkü artık çok yıprandı. Yılların hep aynı eleştirisini alan bir kurumdan bahsediyoruz. Olması gereken bence bir kurum, bir koordinasyon ve politika belirleme. Yani bir ülkenin bilim politikası olmalı mı? Olmalı dersek en azından mesela önemli bilimsel sorunları gündemde işte sürdürülebilir kalkınma herhalde sürdürülebilir enerji, atom enerjisinin kullanımı gibi onlarca aslında bugün gerçekten her devletin düşünmesi gereken sorun var. Bunları belirleyecek ve bunlara ilişkin olarak araştırmalarda ne gibi yöntemler uygulanacak mesela bunu karar verecek. İkinci olarak büyük araştırma enstitüleri, araştırma kurumları, şimdi burada Almanya'daki bir Max Planck enstitülerini düşünmek istiyorum. Tamamıyla üniversiteler dışında düşündüğünüz ne kadar ciddi meblağlardan bahsediyoruz. Bu tip yapıların kurulmasına karar verebilecek. Böyle bir koordinasyon ve politika belirleme kuruluna, TÜBİTAK, bilim akademileri, üniversiteler arası kurul, şimdi bahsedeceğim akreditasyon kurulu
Bunların hepsi dahil olabilir diye düşünüyorum. Şimdi üniversitelerarası kurul adını verdim ama bu kurulda tabii çok tartışılabilir. Adı başka bir şey konulabilir. Ama söylemek istediğim YÖK'ün yerini alacak. Yani bir yüksek öğretim kurulu, bir koordinasyon kurulu olarak düşünülebilir. Onun yerini alacak. Bugün YÖK muhtesinde olan, tabii bunu çok daha azaltılmış olarak düşünmesi lazım, görevleri, yani merkezi, gündelik, idari vesaire işleri yürütmek açısından bir kurula ihtiyaç olacağı aşikar. Ama asıl bunun içinden tabii çok büyük bir grubu alacak olan, çok büyük işi alacak olan bir akreditasyon kurumudur. Şimdi buna kurul da demek istemiyorum, bu bir kurum. O tamamıyla bağımsız olması gereken bir kurum. Nasıl teşekkül edeceği, içinde kimlerin bulunacağı, muhakkak da bir üniversitenin ağırlıklı olması gerekeceği aşikar. Hem devlet hem vakıf üniversiteleri açısından denetim icra edecek ve bu kurumları akredite edecek olan bir bağımsız kuruma ihtiyacımız var bizim. Bir, kaynakların nasıl kullanıldığına dair. İki, bilimsel çıktı açısından. Şimdi bilimsel çıktıyla ilgili olarak yine ayrı bir kurul daha kurulması düşünülebilir. Akreditasyon kurullarının daha teknik akreditasyon yaptığı, yani eğitim için gerekli araç gereçler, üniversitedeki öğretim üyesi sayısı vesaire, altyapıyla ilgili olduğu düşünülebilir. Ayrı bir kurum, mesela UK Research Excellence Framework çerçevesinde ayrı bir kurum İngiltere'de üniversitelerin aynı zamanda akademik çıktılarını denetliyor. Veya akreditasyon kurumunun içinde bir alt birim olarak bunu düşünmek mümkün. Ama nerelerde işe yarayacağını şimdi tekrar açmaya çalışacağım. Aşikar bir teknik olarak bakıldığında bir üniversite için gerekli olan her şeye sahip misiniz? Yoksa ayrıştırmaya gideceksek sadece bir yüksek okul musunuz? Veya gelişmekte olan bir üniversite misiniz? Bunu belirleyecek olan bir de bilimsel çıktı. Onun dışında bir etik kurul kurulması düşünülebilir. Buradaki kastım herhalde anlaşılıyor, bir disiplin kurulu, bir denetleme kurulu değil kısıt. Yani bir disiplin soruşturması vesaire, bunun hiçbirinin bu anlamda bir üst kurulda olmaması gerektiğini, buna karşılık her üniversitenin kendi içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama etik, bilim etiği açısından bakıldığında Türkiye'de çok ciddi sorunlar var. Bunların merkezi olarak yine aynı şekilde tartışabilecek, ilkeler belirleyebilecek, yeri geldiğinde belki bir temiz makamı olarak düşünülebilecek bir kurum uygun olabilir. Bütün bu kurullar açısından tabii ki hiç tartışmasız üniversite öğretim üyelerinin öncelikli olarak temsil edilmesi, hükümetlerin sınırlı ölçüde sadece temsil edilmesi, bağımsızlığın özelliğinin sağlanması ve öğrencilerin de temsil edilmesi önemli bir nokta gibi gözüküyor. Başka ne yer almalı bir çerçeve yasada? Üniversitelerin zorunlu organları, işleyişleri ve temel görevleri. Yani yeni bir şey keşfetmiyoruz burada. Senato, yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulu, rektörlük ve kurulların bu kurullarda öğrenci temsiliyeti. Dolayısıyla her bir vakıf üniversitesi içinde aynı şekilde olmak üzere derdim ben. Yani bir devlet üniversitesinde nasıl ki o özerk yapıyı kurmaya çalışıyoruz, bir mütebelli heyeti oturup o özerk yapının üzerine oturup son karar merciği olarak olmamalı. Mütevelli heyeti veya devlet üniversitelerinde bir danışma kurulu, yani tamamıyla dışarıdan akademik olmayan kişilerin bulunabileceği, bunlar düşünülebilir. Ama bunların görevi sadece danışmadır. Onun dışında bir şey vakıf üniversitelerinde de olmaması gerekiyor. Özellikle bütçe özerkliği açısından bakıldığında rektörlüğün son karar verici makam olması gerekir. Fakültelere inecek olursak, demin dedim, muhakkak tüzel kişilik olması gereği, yani tüzel kişiliği kaybetmesinin fakültenin en önemli sonucu nedir? Bak, zamanında ben asistanken bize dekanımız söylerdi, bir ampul takabilmek için sizin odanıza benim rektörlükten izin almam gerekiyor diyordu. İşte bunun ortadan kalkması lazım. Yani fakültelerin de tekrar kendi bütçelerinin olabilmesi, bütçe üzerinde de tasarruf edebilmesi imkanı olmalı. Fakülte kurulu, fakülte yüksek yönetim kurulu ve dekanlık yine aynı şekilde öğrencilerin temsiliyeti, bunda herhangi bir fark yok. Öğretim üye ve yardımcıları açısından bakıldığında düzenlemeye ihtiyaç var mı? Asgari yükseltilme kriterlerinin ben yine merkezi olarak belirlenmesinin doğruluğuna inanıyorum. Ama tabii ki her üniversite tamamıyla yukarıya doğru kriterleri yükseltmekte, daha fazlasını talep etmekte hiçbir şekilde sınırlanmamalı diye düşünüyorum.
Tenure konusu bence çok önemli. Yani bir bahsettiğim devlet memuriyeti değil, olamaz tabii ki vakıf üniversiteleri açısından da bakıldığında. Aslında bir o görevden tekrar belirli bazı ağır suçlar dışında tabii ki alınamama güvencesinin vakıf üniversitelerinde gayet güzel bir dizi ülkede olduğunu görüyoruz. Başta mesela Amerika'da olmak üzere. Yani size oturup yardımcı doçent, doçentlik aşamasında değil ama profesörlük aşamasında artık o paye verilmektedir. Dolayısıyla da bu sizin için tabii özerkliğiniz ve özgürlüğünüz, akademik özgürlüğünüz, bilim özgürlüğünüz açısından çok büyük bir garanti sağlamakta. Hiçbir şekilde vakıf üniversite sisteminde Türkiye'de bunun olmaması bence doğru bir şey değil. Düzenlenmemesi gereken konular tabii ki rektörün nasıl belirleneceği, arama komisyonu mu yaparsınız, mütevelliden bir danışma mı alırsınız, seçim mi yaparsınız? Bunların hepsi tamamıyla üniversitenin kendisine kalmış bir şey. Ancak şunu da görmek lazım. Üniversite sistemi çetrefilleştikçe, yani şu anda ben ilk defa yurt dışında da bu tecrübeyi yapıyorum. Rektör bulmak, bırakınız bir yani böyle seçim olsun, çok adaylı vesaire, öyle bir soruna dönüşmekte ki kimse rektör zaten olmak istemiyor. Dolayısıyla da bu sisteminle yani seçimle birileri ortaya aday olarak çıksın, yok. Bunun da bir çözümünü bir yasada düşünmeniz lazım. O yüzden arama komisyonlarının gelmesi ve bu arama komisyonlarıyla beraber adayların çıkarılabilmesi önemli diye düşünüyorum. Ama Senato'nun sonuç itibariyle bu konuda son karar verici merci olması doğal, o kadar. Onun üzerinde de başka herhangi bir şekilde atama için birisi bulunmamalı. Demin dediğim gibi disiplin düzenlemelerinin hiçbir şekilde bir yasada yeri yoktur. Disiplin düzenlemelerini tamamıyla her üniversite kendisi yapar, kendisi uygular. Ve 2 senedir şimdi Zürih'te çalışıyorum ama şu ana kadar kimse bana bir disiplin yönetmeliği vesaire göstermedi neye göre davranacağımı. Etik kurallar evet, bunlara aykırı davrandığımda ne yapılacağını da biliyorum ama onun ötesinde zaten Türkiye'de de Anayasa Mahkemesi'nin defalarca söylediği gibi bir devlet memuriyeti değildir akademik devlette bir profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kurumu. Siyasi partileri üye olma yasağının olmaması bile zaten bunu gösteriyor. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde merkezi düzenlenecek bir konu ben göremiyorum. Öğrencilerle ilgili temel noktaların hiç kuşkusuz yer alması lazım. Üniversiteye öğrenci alımıyla ilgili temel kriterler. Demin dediğim burada bir akreditasyon süreci içinde öncelikle öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi. Yani oturup da bir yüksek öğretim kurumu belirlemez bunu. Sizin altyapınız ne için yeterli? Belki sadece 100 kişi için yeterli, belki 1000 kişi için yeterli. Ama bu çerçevede akreditasyonda saptanan rakamlar çerçevesinde öğrenci alım imkanı olması gerekir diye düşünüyorum. Belirli süreçlerde bu akreditasyonun yenileneceğini de düşünecek olursak bugün 300'dür, yarın 200 olabilir veya 400 de olabilir. Ama bu rakamı hiçbir şekilde bir devlet kurumu belirlememelidir. Merkezi veya üniversite bazında mı alınması gerekir? Bu çok büyük bir tartışma, açmayacağım. Türkiye'de gerçekten bu işi yürütmek bu kadar milyonlarla sayılarda kolay olmayacaktır hiç kuşkusuz. Harçlarla ilgili olarak bir düzenleme olması gerekecektir. En azından devlet üniversiteleri açısından. Vakıf üniversitelerinde bu tarz bir şeyi piyasaya diyeceğim şimdi tırnak içinde bırakmanın yine de bir ölçüde doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak en azından burslarla ilgili bir düzenleme bir temel yasada yapılabilir, bir çerçeve yasada yapılabilir. Yani belirli oranlarda burs verilmesi mecburiyetinin vakıf üniversiteleri açısından da getirilmesi. Bunun dışında not, sınav, atılma, af diye bir şeye tabii yani hiçbiri yüksek öğretim yasasını böyle çevirip duruyorum sabahtan beri yani içinden gerçekten böyle blok blok çok büyük bölümleri alıp aynen çöpe atabilirsiniz. Bir not sisteminin, bir sınav sisteminin oturup da merkezi olarak düzenlenmesi kadar herhalde vahim bir şey biz hocalar için de olamaz diye düşünüyorum ve bunun seçim konusu yapılmasını. Mali hükümler tabii ki yer alacak. Yani bütçe hazırlanması kuralları, bütçenin denetimi kuralları, üniversite gelir kaynaklarının neler olduğu ve şimdi burada tabii sadece vakıftan gelecek olan, kurucu vakıftan gelecek olan kaynaklar, devletten gelecek olan kaynaklar değil. Onun dışında döner sermayeden gelecek kaynaklar, harçlardan gelecek olan kaynaklar. Bunlarla ilgili çok ciddi ayrıntılı düzenlemeye ihtiyaç hiç kuşkusuz var. Çerçeve yasada temellerini koyarsınız, ayrı bir yasa yapabilirsiniz. Ama bahsettiğimiz yüksek meblağlar bunların hepsinin saydam bir şekilde
yansıtılıyor ve kamuya da aynı şekilde yansıtılıyor olması son derece büyük önem taşıyor. Üniversite gelir kaynakları arasında üniversitelerin özellikle kredi almasının mesela düzenlenmesi benim çok sayıda yabancı yasada gördüğüm bir husus. Bu konuda da mesela bizde hiçbir düzenleme yok. Genel olarak yasak var. Bu yasak anlamlı bir yasak mı? Tartışılabilir. Üniversitelerin sıralaması veya ayrıştırılması ile ilgili olarak dedim. Eğer bununla ilgili bir karar alınacak olursa hiç kuşkusuz bunun yeri çerçeve yasalardır. Yani çerçeve yasanın içinde bunun kriterlerinin belirlenmesi, detaylarının ondan sonra belki bir üniversite arası kurul tarafından saptanması, ondan sonra hangi üniversitenin veya hangi kurumun, yüksek öğretim kurumunun hangi kefeye gireceğini ise akreditasyon kurulu tarafından belirlenmesi en doğrusu gibi gözükmekte. Son olarak iki tane daha slide'ım var. Devlet üniversitelerine ilişkin kısımda ve vakıf üniversitelerine ilişkin kısımda acaba ne düzenlenmeli ayrıca? Bir, yeni üniversite kurulma koşulları ve denetimleri. Üniversite arası kurul ve akreditasyon kurulu. Ancak şu rakamlara baktığımda 131 devlet 78 vakıf. Türkiye'de tahmin ediyorum uzun yıllar yeni bir üniversite kurmamıza kesinlikle gerek olmayacaktır. Tam tersine olanları ne yapacağız diye düşünmemiz lazım. İki, çok ciddi bir şekilde saydamlık ihtiyacı olan bir konu. Üniversitelere aktaracak kaynaklarla ilgili olarak. Yani demin bahsettiğim o klasik kaynak aktarımı yöntemleri, öğrenci sayısı, personel sayısı gibi bu rakam her zaman için belirleyici olacaktır. Yani siz bir üniversitenin o sistemini döndürmesi için gerekli olan bir kaynağı devlet üniversitesine sağlamak zorundasınız. Ama onun ötesinde araştırma çıktılarına göre değişen ek kaynak aktarımları olması lazım. Yani %20 mi dersiniz, 30 mu dersiniz, 15 mi dersiniz? Bu tabii ki tartışılacak bir konu ama önemli olan araştırma çıktılarıyla, eğitim çıktılarıyla bir üniversitenin taltif edilebilmesi aynı zamanda. Oturup bu üniversitenin gerçekten ek kaynaklarla kendini daha geliştirme şansına sahip olabilmesi. Eşitlik iyi güzel bir şey ama sonuç itibariyle eğer bunlar için de belirli üniversiteler ön plana çıkıyorsa ve sizin biliminize çok ciddi katkılar yapıyorsa bunun da bir karşılığı olması gerekir diye düşünüyorum. Üniversitelerin, devlet üniversitelerinin de düzenli olarak bir kalite denetiminden geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Kaynakların yeterliliği ve kaynakların kullanımı konusunda ve demin bahsettiğim araştırma çıktıları konusunda akreditasyon kurulu veya bağımsız bir kurul tarafından. Öğretim üyelerinin özlük haklarını devlet üniversitesi için tabii ki ayrı yine sonuç itibariyle bir statümüz söz konusu olacaktır. Bunu da bu kanunda düzenleme ihtiyacı söz konusu. Vakıf üniversitelerine ilişkin kısımda da yine aynı şey söz konusu. Yani yeni üniversite kurulma koşullarının özellikle de vakıf üniversitelerinde çok sıkı bir şekilde saptanması lazım. Yine kriterler nelerdir? Ancak hangi koşullarla olabilir ve bunların varlığını tespit edecek olan akreditasyon kurulu. Ve bu tarzda yeni kurulan üniversiteleri veya kurulmuş olan üniversiteleri de aynı şekilde tabii devletten kaynak aktarımının ilkeleri nelerdir, sınırları neler olacaktır? Bunun saptanması şart. Yeni üniversite, yeni vakıf üniversitesi kurulmasının arkasındaki güdünün Türkiye'de 78 vakıf üniversitesiyle sadece ve sadece filantropik olduğunu söylemek bence mümkün değil Türkiye'de. Yani bu bile aslında gösteriyor ki ya böyle bir ben yardım edeyim, topluma katkıda bulunayım diyen hiç kuşkusuz vakıf üniversiteleri de var. Ama birçoğu için bu aslında bir gelir kaynağı. Eğer bir gelir kaynağı o zaman bir yanlışlık var. Çünkü biz for profit üniversiteye izin vermiyoruz Türkiye'de. Buna rağmen bu kadar kişi koşturarak vakıf üniversitesi açıyorsa bu sistemde bir hata var. İşte bunun engellenmesi lazım. Yani vakıf üniversitesi açmanın menfaat getirici bir şey olarak algılanması sonlanmalı. İş ilişkilerinin kurulabileceği, bir türlü paraların çıkartabileceği bir yapı olarak bu anlaşılmamalı. Dolayısıyla da insanlar bunu ne kadar ciddi kriterlere tabi tutarsanız o ölçüde zaten bu tip yapıları kurmaktan vazgeçeceklerdir diye düşünmek istiyorum. Düzenli olarak bir kalite denetiminden geçmesi de tabii ki ayrıca gerekli. Kaynaklar yeterli mi hala? 5 yıl olabilir, 4 yıl olabilir, 6 yıl olabilir. Araştırma çıktıları nelerdir? Nasıl bir üniversite bu acaba? Bir araştırma üniversitesi mi yoksa sadece bir eğitim kurumu mu bu aslında? Ve aynı şekilde kaynak yetersizliğinin sonuçları.
Tahmin ediyorum kısa bir dönemde zaten Türkiye'de maalesef bu sorunu yaşayacağız. Yani vakıf üniversiteleri tırnak içinde teknik hukuki anlamda demiyorum iflas edecek. Devam ettiremeyecekler. Ne yapacağız o zaman? Bunlar devlet üniversitelerini biliyorsunuz her biri bir hamile üniversitesi. Onları sırtına kalıyorlar diyeceğim. Tırnakla. Yine onlara o kaynaklar olmayan bitmiş kaynaklar aktarılıyor ama asıl önemlisi bütün öğrenciler aktarılıyor. Dolayısıyla da bununla bağlantılı olarak da daha ciddi bir araştırma yapılması ve önceden aslında gerekli adımları atarak önlemler alınması sanki doğru gibi. Diyerek galiba yine düşündüğümden fazla konuştum. Burada sözlerimi bitirmek istiyorum. Canan Hocam, çok teşekkür ediyorum ilginize ve sabrınıza.